Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere Undertale Patience oynayacağız. Fan oyunu isteyen insanlar vardı ve ben de bir fan oyunu buldum. Fan oyunu öneren insanlar da vardı. Öncelikle teşekkür ediyorum onlara. Eğer sizin de önerileriniz varsa, ki benim tahmin ettiğimden çok daha fazla oyun varmış. Eğer sizin de önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum onun için. Daha önce öneride bulunan kişilere de teşekkür ediyorum. O oyunları da ben not aldım. İlerleyen zamanlarda onlara da bakacağız kesinlikle. Bu oyunu oynamamdaki nedeni de birazdan söyleyeceğim sizlere. Onun dışında unutmazsam eğer umarım unutmam. Açıklama kısmına bu oyunun linkini de koyarım. Eğer siz de indirmek isterseniz, oynamak isterseniz deneyebilirsiniz. Onun dışında tabii ki de İngilizce. Görmüş olduğunuz üzere ben kendim çevirmeye çalışacağım oyunu. Yaklaşık bir 40-50 dakika kadar sürüyor diye düşünüyorum. Ve İzin verirseniz kısa da bir reklamımı yapmak istiyorum şu an. Daha önce Undertale Yellow oynamıştım ben bu kanalda. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama eğer bilmiyorsanız ve onu da izlemek isterseniz şu an sağ üstte çıkıyordur büyük ihtimal. Umarım koymayı unutmam. Onu da tıklayıp izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Eğer izlediyseniz de teşekkür ediyorum tabii ki de. Her neyse çok fazla uzatmayacağım lafı. Yavaş yavaş başlayalım. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum kesinlikle. Umarım güzel olur. Kontrol tuşlarını söylüyor bize. Yeni oyun diyebiliriz. Bu arada bu oyun bir ay önce falan çıkmış yaklaşık. Anladığım kadarıyla. Ouch. Oyunun başı da aynı bu arada. İşte insanlarla yaratıklar arasında savaş var. Ondan sonra işte bir insan dağa tırmanıyor, aşağı düşüyor, yer altına düşüyor falan. O kısımlar aynı yani bir değişiklik yok. Ama devamında ne olur bilmiyorum. Oyunu oynamamdaki sebebe gelirsek, küçük bir kızı yönetiyoruz. Adını bilmiyorum şu an için. Ve küçük tatlı bir kırmızı kurdelesi var. Bunu gördüm ve dedim ben oynarım bu oyunu. Yeterli benim için. Belki de hani hikayesi kötüdür, güzel değildir bilemeyeceğim o kadarını ama belki de pişman olacağım bu oyunu oynadığım için ama şu kurdeleyi gördüm, şu suratı gördüm ve dedim ben oynarım bu oyunu. Bu kadardı. Bu kadar da kolay düşebiliyorum işte. Frogit beni buldu. Tabi arayüz falan her şey İngilizce. Bu arada translate'im de hazır. Ben de hazırım. O yüzden. Ama kulaklığım hazır değil tabii ki de. Kulaklığım dolanmış neyse. Şimdi ne yapacağız? Mercy, patience. Comment diyelim. Seninle aynı hissetmiyorum. Hadi arkadaş olalım diyor. Patience diyelim. İlk arkadaşlık. Fakat bir şeyler böyle yolunda değil gibi. Sıfır experience, sıfır altın. Bu arada benim canım niye bir? Onu diyeceğim diyemedim. Adımız da Emily galiba. Emily yazıyor çünkü. Adımız Emily ve canımız bir. Ha düştük diye oldu aslında mantıklı. Ama her an ölebilecek olmamız iyi bir şey değil tabii ki de. Soğuk. Daha da soğuyor. Hatta daha soğuk. Bu düşüş mü desek falan. Aynen düştük. Bayıldık galiba. Olamaz. Bu kadar masum bir canlıya bu nasıl? Bu kadar masum bir canlının başına böyle bir şey nasıl gelir? Endişelenme küçük kız. Ben buradayım. Sadece biraz daha dayan. Her şey güzel olacak. Sana söz veriyorum. Ne oldu hakkında bir fikrim yok. Demo bu arada bu. Bir de galiba o daha şeyi de çıkacak anladığım kadarıyla bilmiyorum ama. Bu oyun demoysa tam sürüm falan mı çıkacak acaba? Atorial evine getirmiş bizi. Kekimiz de var yerde. Ve uyandık. Abi derdimiz ne? Hani oturalım, uyuyalım şu yatakta böyle. Dönelim, duralım, yemeğimi yiyeyim. Sonra geri yatayım falan. Derdim ne etrafta gezineceğim diye. Böyle kokusundan burnum gıdıklanmış galiba. Alıyorum ben bunu. Beleşçiliğim üzerimde çünkü. Çeriş dediği şey ne acaba?
Ha. Galiba bir şey zırhımız, üzerimizdeki giysisi de olabilir. Ne kadar çok şey var. Hepsi böyle tatlama, biraz da ilginç. Fazla ilginç. Kime ait acaba bunlar? Güzel bir gardırop. Kıyafetleri sakla ve onlardan saklan gibi bir şey yazdı. Kırmızı yazdı ama bilmiyorum neden. Torian'ın şeyini yüklememişler galiba görüntüsünü. Şimdi fan oyun olduğu için bu tabii ki de bu tarz şeylere alışkın olmak gerekiyor. Merhaba çocuğum. Uyanmış olduğunu görmek ne güzel. Beni çok endişelendirdin. Korkma çocuğum. Kendimi tanıtmama izin ver. Benim adım Toriel. Bu harabelerin koruyucusuyum. Tesadüf eseri bu sabah yürüyüş yapmaya karar verdim harabelere. Ve o zaman seni buldum. Seni bulacak kadar şanslıydım. Birazcık yaralanmıştın. Seni kollarıma aldım ve evime götürdüm, evime taşıdım. Yaralarını iyileştirmeye çalıştım ve kendini daha iyi hissediyor musun? Eminim yorgunsundur ve açsındır. Abi bana şeyi hatırlattı, sana bıraktığım bir dilim keki. Ne düşünüyorsun? Tadını beğendin mi? Eğer beğenmediysen sana daha farklı bir lezzetli bir şeyler yapabilirim daha sonra. Yürüyüşlere falan çıkabiliriz ve okuyabiliriz. Özür dilerim. Biraz heyecanlandım. Uzun zamandır yer altına gelen ilk insan sensin. Her şeye alışmana izin vereceğim diyor. Alışmana izin vermem lazım her şeye. Ben diğer odada olacağım. Eğer bir şeye ihtiyacın olsa beni orada bul. Gitti. Ne varmış bakalım buralarda, bir şeyler var mıymış? 3 nokta. Bir şey yazmaya üşenmiş. Ne demek bilmiyorum bu. Bu arada bu oyunu yapan kişi İspanyolmuş. Hani İspanyolca ilk olarak çıkarmış oyunu, daha sonra İngilizce olarak çevirip de çıkarmış. Bu bitki karanlık bir sırra sahipmiş. Bu bitkiden uzak durmak en iyisi. Aynada şeyim gözükmüyor yalnız, yansımam. Bu üzdü. Bu bitki hot dog'lar, bu sosisli sandviçleri seviyormuş. Ben de severim. Yine acıktım. Bu arada gecenin bir yarısı çekiyorum ben bu videoyu. Şu an gecenin biri. O yüzden birazcık enerjim düşükse, ki normalde düşük biliyorum da hani kusura bakmayın lütfen yani. Hayat yapacak bir şey yok. İnsanlar video istiyor falan. Benimle gel çocuğum. Kendi evinde hisset. Oradan inemiyoruz galiba. Aa, geçemiyorum. Şuradan geçebiliyor muyuz? Kuralları biliyorsun salak. O yan odayı yapmamışlar. Ben öyle kabul edeceğim. Hoşlandın mı çocuğum? Hoşuna gitti mi? Ben de tatlı olduğunu düşünüyorum. Bitkiden bahsediyoruz galiba. Burası eskiden daha sıcaktı bu yer. Fakat zamanla yaratıklar yeraltının başka kısımlarına taşınmaya başlamışlar. Ne dedim benim çocuğum? Tabii ki de. Çok daha fazla yaratık vardı burada. Fakat korkmana gerek yok. Hepsi iyi kalplidirler, tatlıdırlar. Seni kimse incitmeye çalışmaz. Aynı zamanda ben de senin için buradayım. Seni tehlikelerden koruyacağım. Eğer bir şeye ihtiyacın olsa bana haberdar et. Burası senin evin, yeni evin her şeyden öte. Pankekleri jöleli mi seviyorsun yoksa ballı mı daha çok seviyorsun? Sadece merak ediyorum diyor. Aşağı inemediğimize göre ben gidiyorum buralardan. Çünkü evin rahatlığı bana battı. Yatağımı duyuyordum mis gibi. Kekimi yiyordum. Rahatlık battı bana. Takılmak ister misin? Birlikte vakit geçirmek ister misin?
Biliyorum hani her şeye alışmaya zaman vereceğimi söylemiştim ama yine de burada işlerin nasıl gittiği hakkında bir iki şey sana göstermek isterim, istiyorum diyor. Fakat sanırım her şey yolunda. Hani sadece çok şey yapma diyor. Sadece çok fazla odada böyle başıboş gezme diyor. Beni anladın mı çocuğum? Eğer sana başına bir şey gelirse ve kötü şeyler olursa sana ve kaybolursan kendimi affedemem. Dikkatli ol. Ve eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Belki akşam yemeğini beklerken iyi bir fırsat olabilir bu, dedi. Ve save alacağım tabii ki de. Ölüme o kadar yakın olmak, bu sana gelen bu his, sabrın hissi. Oyuna neden sabır demişler bilmiyorum ama içimden bize şey diyor hani oyun çok zor olacak. O yüzden böyle sabırla zorla geçeceğim gibi bir his var bende ama o hareket eden bir kukla. Nereden gideceğim? Burası mı? İşte bu nazik keçi bayan söyledi. Toriel'den bahsediyor. Çok uzağa gitme. Tehlikelidir. Tehlikeli olabilir. Kısacası orayı modellememişler. Yapmamışlar oraya bir şey. O yüzden buradan gideceğiz. Oo. Bir kukla gördüm sanki. Merhaba. Evet. Utangaç bir hayalet yoluma çıktı. Ne yapacağım peki ben? Böyle ilgilerini falan sormuşuz galiba kendisi hakkında. Bir şey daha da utanmış. Normalde utangaç, şu an daha da utandı. Niyetini sorduk ya da istekle mi? Intention, niyet demek daha mantıklı olur. Yine aynısını yaptım bilmiyorum ama acaba bağışlayabiliyor muyum şu an? Ona da bakmam gerekiyor ama. Gülümseyelim. Bu da mı olmadı? Yok, başlayamıyorum da. Ne yapacağım peki ben? Ayıptır sorması. Ben yapamam. Sadece yapamam. Hala yapamıyorum. Beni affet. Dedi ve gitti. Ve şu an bir hata penceresi çıktı karşıma. O arada sesim gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Diyor ki neler olacağını bilmediğin bir savaşa girdin diyor. Bu senin sabrını arttırdı diyor ve hiçbir şey oyun vermiyor bana. Ne para ne bir şey. Kuklayla geçemiyorum. Yine mi düşeceğim? Bu kızın da ne kadarıymış? Düştü düştü durdu sabahtan beri. Kimdi acaba? Çok merak ettim. Gölgedeki adam kimdi? Emily'den ne istiyordu? Her şey videonun sonunda saklı falan. Tabii oyunu bitirebilirsem. Ve her şeyin sonunda her şey aynıydı gibi bir cümle kurdu da ben tabii çene çalmaktan tam okuyamadım. Geceleri video çekmem lazım benim ya cidden. Hiç iyi değil. 2 yıl önce yaptım.
2 yıl önceden ders almam lazımdı benim. Kalkacak mısın acaba Emily'ciğim? Biliyorum yaralandın ve şu an birazcık kasıyor nedense. Sudan dolayı mı artık bilmiyorum. Sudaki şu şey hata mı yoksa başka bir şey mi? O da ayrı bir soru. Ha şu an düzeldi, okey. Gidiyoruz bir yerlere. Tehlike her köşede saklanıyor olabilir. Bu dünyada canavarlar insanlara karşı büyük bir böyle öfke duyuyormuş. Yeni bir macera, öfkeyle dolu yeni bir macera. Her neyse, bu bizim sabrımızı arttırıyor ya da pekiştiriyor gibi bir cümle kurdu galiba. Şimdi burada bir puzzle var anladığım kadarıyla. Bütün düğmelere basmamız lazım diyor ama düğmelerin bir sırası var diyor. Eğer sırasıyla basarsak çözülüyor. Eğer yanlış yaparsak puzzle resetleniyor. Tekrardan başlamamız gerekiyor. Ne yapacağız peki? 1 2 olmadı. Bu da olmadı. Bayağı deneme yanılmaymış bu. 3 olmadı. 5 saat sonra hala buradayım. 1 2 3 olmadı. Alt tarafı 6 buton var ve ben gidip en sonunda doğrusunu buluyorum. Sonra kolumu çekeceğim, bu mudur? Teşekkürler. Buradan bir yere gidiyor mu? Baxter birisiyle konuşmak için böyle bakınıyormuş etrafa. Baxter, beni rahat bırak lütfen. Baxter'la konuşmaya karar verdik. Çok sıkıcıymış. Ve papyon da çok böyle salakçaymış. Salakça gözüküyor. Böyle diyor, yerin üstüne diyor, hava nasıl diyor, güzeldir belki diyor. Güzel yapmışlar bunu, benim hoşuma gitti. Baxter, beni bırakabilir misin acaba? Baxter demişiz ki hani bizim acelemiz var, seninle konuşamam, ama o hala ısrar ediyormuş konuşmak için. Gerçekten bizimle konuşmak istiyormuş. Yeni böyle modaya uygun şarkıyı duydun mu? Tarzı bir şey söyledi. Allah! Beklemiyordum yalnız bunu. Abi çok zor bu. Ölmek istemiyorum lütfen. Ölmek istemiyorum lütfen. Tek hadi konuşayım. Sen çok böyle şeysin diyor, naziksin diyor. Ne? Ölmek istemiyorum lütfen. Bırak beni gideyim. Çok ne kadar da güzel bir muhabbetti diyor. 12 altın kazandım. O save noktası. Sabrın hissi. Neyse. Burada bir su var. Ve bir ördek var ama ördekle etkileşime seninle konuşabiliyor muyuz? Oo, bu sensin. Özür diliyormuş. Sana daha önce saldırmamam gerekiyordu. Bu sadece ben nasıl açıklayabilirim bunu? Yer altındaki çoğu canavar sizin ırkınıza karşı böyle büyük bir nefret duyuyor diyor. Bunu bildiğimden, yani bunu bil diyor ve dikkatli git. Eğer birilerine böyle incitmeye çalışmazsan onlar da şey yapabilirler diyor. Çünkü bu olaylar daha öncesinde yok. Çünkü bu olaylar Dremur ailesine de olmuştu. Fakat hey, sen güçlüsün. Sadece onlara göstermen, arkadaş canlısı olduğunu göstermen lazım diyor. Benimle daha önce yaptığın gibi. Ve her neyse, seni gitmene izin veriyorum. Umarım daha sonra tekrardan görüşürüz. Dedi ve bizi uğurladı.
Burada bir bulmaca var. Bunu mu iteceğim? Aynen ittim. Bay. Canlı bir kaktüs. Ve kötü kötü gülümsüyor bize. Bu Emily ne çekti be? Üzüldüm Emily. Bir kaktüs çıktı yolumuza. Sulayalım kaktüsü. Birazcık böyle tavrı güzel, iyi şey olmuş. İşte hiçbir şey böyle taze sudan daha iyi olamaz diyor. Git lütfen git. Achievement aldık. Ne olduğu hakkında fikrim yok. Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir insanın bu kadar nazik olabileceğini hiç beklemiyordum. Şu an sana saldırdığım için kendimi kötü hissediyorum. En içten özürlerimi sana sunuyorum insan. Gerçekten. Bye. Teşekkürler. Ben gitmek istiyorum. Şu an buradayım. Doğuda diyor hiçbir şey yok. Böyle kuzey taraflarında da bir şey yokmuş. Güneyde böyle Neysivers yeraltı şeyi kanalizasyon geçiti varmış. Batıdaysa ev varmış. Öyle söylüyor. Yarısı yenmiş bir kurabiye bulmuşuz. Üzgünmüş bu kurabiye ve yerde böyle terk edilmiş duruyormuş. Alacak mıyız? Tabii ki de. Bütün beleşçiliğimle alıyorum. Burada bir şeyler parlıyor ama neden parladığı hakkında bir fikrim yok. Soldan devam edeceğim ben. Oo, düştük yine. Yine düşüyoruz yani. Burada da düştük. Bu ne bilmiyorum ama bastım. Şimdi beyaz yerlerden geçmeyeyim mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Galiba. Ama burası kapalı. Başka bir düğme daha olabilir belki. Aşağılarda bir yerde. Ben göremiyorum ama. Şu aşağıya bir de bakalım. Yalnız gülümseyerek düşmemiz çok sinir bozucu değil mi? Böyle artık hani bırakmış, salmış kendini. Ne olacaksa olsun artık. Abi çok tatlı düşüyor ya. Bunu saatlerce yapabilirim cidden. Aa, şurada bir şey var, o ne? Şu ne acaba? Yaratık falan mı? Hadi buradan da düşelim. Düşmedik yer bırakmadım. Abi çok güzel düşüyor. Bunun içinden geçtim. Ne bilmiyorum. İçinden geçtik. Aslında orada bir şey yokmuş. Hepsi benim hayalimdi falan. O bir save noktası buldum. Bir tane duvar yolumuzu kaplamış. Defans yapıyorum şu an. Defansif bir poza geçmişim. Böyle bu yaratık ya da kasaba diye çevrilmez herhalde de bu yaratık böyle bir şeyler hatırlamış, tanıdık bir şeyler hissetmiş. Of. Hayır lütfen. Gelme üstüme. Tekrar aynısını yapalım. Böyle eski anılar böyle canlanmış galiba. Bu ne? Oha. Şu an yapamıyorum patience. Yine defans. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama sürekli aynı şeyi yapmak. Ne oldu hakkında bir fikrim yok ama ben öleceğim galiba. Kurabiye ile yedim. Böyle zengin bir kurabiyeymiş. Böyle onu yemek böyle ortalama bir deneyim vermiş bize ve canımız 10 arttı.
Hala başlayamıyorum. Geri dön desem. Yeni bir amacım var diyor. Seni daima hatırlayacağım. Bana boşuna mı kurabiye yedirttirdin sen? Abi hep böyle oluyor ya. Undertale'de de böyle oluyor. Ölmeyeyim diye yiyorum, sonra savaş bitiyor. Benim sabrımı zorlamaya başladı bu oyun ne zaman bitecek ya? Ne kadar sıkıcı bir oyun. Ne kadar sıkıcı bir video. Oo. Bir sesler duyuyorum sanki. Boss'a mı gidiyoruz acaba? Her yer kararmaya başladı. Ve Emil'in hala şey olması, böyle gülümsemesi. Karanlık yoğunlaşıyor. Bu tarz bir yerde seni ne tür zorluklar bekliyordur kim bilir. Fark etmez. Bu senin sabrını arttırdı. 5 tane buton bulmam gerekiyor galiba. 4. Neden böyle müzik çalıyor şu an? Burası labirent gibi değil mi? Kesinlikle labirent gibi burası. Kayboldum. Kayboldum şu an. Abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Ağlayacağım. Merhaba. Sumiti uzun uykusundan uyanmış. Özür dilerim uyandırdığım için. Sumiti. Uyu. Evet. 30 yıllık uykusundan uyanmış ve hala biraz uykuluymuş. Uyumak mı istiyorsun? Uyumaz, şu an bir savaştasın. Neden güçlü olamıyorum? Bu adil değil. Çok tatlı. Tatlıydı bu. Başka ne yapabiliyoruz sana? Kötü bir şey olmayacağını söylemiş Sumiti'ye. Sumiti hiç de böyle şey olmamış. İkna olmamış. Buna tekrardan denemek ister misin diyor. Eğer daha güçlü olsaydım kendimi ona karşı daha iyi savunabilirdim diyor yani. Ona karşı savunabilirdim kendimi. Oy, ben bir şey oldum. Çok üstüme geldiler. Tekrardan bir söyleyelim aynısını. Sumiti'ye demişiz onu korumak için her şeyi yapacağımızı. Sumiti iyi hissediyormuş bu kadar yıldan sonra. Ben de seni koruyacağım. Ne kadar güçlü olup olmadığım hiç önemli değil diyor. Beni koruyacaksın da bana niye saldırıyorsun? Oo, yeşil. Yaşasın, canım arttı. Seviyorum seni Sumiti. Çok fazla şey kaçırdım değil mi diyor. Hani 30 yıl uyuduğu için. Abi bir düğme bir şey yok mu burada? Oo, burada bir şey var. Eğer 5 tane düğmeyi açarsak buradan geçebiliyormuşuz. Ben direkt çıkışa geldim. Zekice. Burada düğme yok mu? Hayır. Nerede düğme var acaba? Bir tane daha buldum. Burada düğme var mı acaba? Hayır. O kadar yol geliyorsun ve boş. Çok gerçekten sabrımı zorladı. Niye patience koyduklarını anladım şu an. Burada görünmez bir duvar var galiba. Geçemedim az önce. Burada da bir şey yok. Garip bir müzik çalıyor. Bu müzik Undertale'de yoktu herhalde. Bu şeyi de çok merak ediyorum. Hani oyun yaptıklarında müzikleri de kendileri mi yapıyorlar? Hani Undertale'den müzikler vardı tabii ki de ama mesela şu anki çalan müzik şey böyle. Daha farklı bir müzik. Ben nereden bulacağım bu düğmeleri, ayıptır sorması? Ben daha önce buraya gelmiş miydim, gelmemişim ki. Şurada bir tane olsun hadi ya. Yok. 40 yıl sonra.
1. Sonuncusu nerede acaba? Emily harabelerde kaybolmuştu. Karanlıktaydı ve korkuyordu. Başına neler geleceğinden habersizdi Emily. Ama hala gülümsüyordu çünkü umudu vardı. Ben aynı yerde dolanıyorum değil mi şu an? Tabii ki de. Valla buradayız yani. Bitene kadar buradayız. Umarım siz de buradasınızdır. Allah'ım ya. Yok ben bulamıyorum cidden. Ben zaten yön duygusu hiç yok. Bir de böyle bir şey yapmışlar. Sırf şey bu. Oynanış süresini uzatmak için. Hani bir demo yaptım. Bir saat sürdü falan demek için böyle. Sırf bunun için böyle bir yer koymuş. Başka bir şey olamaz yani bu. Abi yer kalmadı gittiğim. Gidebileceğim bir yer yok artık. Cidden yok. Başka bir yer var da ben mi gitmiyorum? Şurada bir yerde mi? Burayı da dolandım kaç kere. Ben keserim büyük ihtimal ya. One eternity later. Buldum. Nasıl buldum hakkında hiç fikrim yok ama buldum. Şimdi benim çıkışı bulmam lazım. Burası mıydı çıkış? Şimdi çıkışı bulamam ama ben yarım saat. Bir an şey düşündüm böyle. Acaba 4 tane mi vardır? Bilerek 5 tane koymuşlar falan. Açıldı. Sonunda. Çıkarın beni buradan. Oo, bir sesler geliyor, bir şeyler geliyor. Ama Emily hala gülümsüyordu. Çünkü Emily'nin kırmızı bir kurdelesi var. Oo, save noktası. Save almak istiyorum. Labirentteki bu karanlık sana bir his veriyor. Sabrın hissi. Gerçekten verdi yani. Cidden verdi yani bana. Allah var verdi. Burada da böyle grafik hatası gibi duruyor ama bilemedim. Sütun da olabilir belki, bilmiyorum.